Evet, altın serisi AYT 1 diğer sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde kenar uzunlukları sırasıyla 2, 4 ve 5 olan eşkenar üçgenler gösterilmiştir diyor. 1, 2, 3 numaralı eşkenar üçgenlerin alanlarının dağılımı aşağıdaki O merkezli dairesel grafikte gösterilmiş. 1 numaralı üçgene ait alanın merkez açısı 3 numaralı üçgene ait alanın merkez açısından kaç derece eksiktir diyor. Hemen hesaplayalım. Arkadaşlar şu alanları bulmamıza gerek yok. Bakın bunların hepsi eşkenar üçgen ve bunların hepsi benzer. Açıları aynı çünkü bunların da iç açıları 60'ar. Bunun da iç açıları 60'ar. Bunun da iç açıları 60'ar. Peki benzer üçgenlerde arkadaşlar alanların oranı benzerlik oranının karesiydi. Yani biz bunların alanlarını şu kenarların kareleriyle orantılı olacak şekilde yazacağız. Yani buraya 4t yazacağız. Bakın istesek hesaplarız ama hesaplamamıza gerek yok. Buraya 16t yazacağız. Buraya da 25t. Çünkü iki üçgen benzerse alanlar oranı benzerlik oranının karesi. Bakın şu iki üçgen benzer. Benzerlik oranı 2 bölü 4. Alanlar oranı da 2 bölü 4'ün karesinden 4 bölü 16. Aynı mantık burada da var. O zaman demek ki arkadaşlar 3 numaralı bölgede 25t var. 2 numaralı bölgede 16T var. 1 numaralı bölgede de 4T var. Şimdi o zaman şurası kaç T yaptı? 16, 20, 25 daha 45T yaptı. Bu 45T'lik alan arkadaşlar 360 derecelik bir açıya karşılık gelir. Şöyle düşündüğünüz zaman merkez açı. Her tarafı 45'e bölersek de T'lik alana 8 derecelik bir merkez açı düşer. 360'ı 45'e böldük. Bize diyordu ki 3 ile 1'in farkı nedir diyordu. 3 ile 1'in farkı 25t eksi 4t'den 21t. 21t'ye kaç derecelik bir açı karşılık gelir? Biz onu bulacağız arkadaşlar. O zaman cevabımız t'ye de 8 geliyordu ya. 21 çarpı 8 yani 168 arkadaşlar.